Merhaba sevgili izleyiciler, Cadde TV ekranından hepinize güzel bir gün diliyorum. Ben Elif Şahiye Sumbatur. Bugünden itibaren hafta içi her gün bu saatlerde sizi benimle bir kahve içmeye davet ediyorum. Biz yeni yılın bu ilk günlerinde, yeni haftanın ilk günde, ilk iş gününde ve yeni programımda istedik ki bu hayatın tam ortasında bir ara verelim. Beraber hatta o aranın da biraz keyfini çıkartalım ve şansımız olsun, uğurumuz olsun diyerek Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ stüdyomuzu konuk ettik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim tabii ilk programım. Çok mutluyum burada olduğunuz için. Çok sağ olun. İstiyorum ki hem siyaseti konuşalım ama hem de konuşmayalım. Siyaset dışı da konuşalım biraz. Peki. Şimdi tabii sizin nezdinizde ben tüm izleyicilerimizin yeni yıllarını da kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizin yeni yılınızı kutluyorum. Başarılı bir yayın dönemi diliyorum. Çok teşekkürler. Tabii Cadde TV olarak da biz bir heyecanla başladık. Yaklaşık iki aydır devam ediyoruz. Ve tarafsız Atatürk'ün ışığında haberlerimizi vermeye çalışıyoruz. Sizi de bu bağlamda burada görmek de ayrıca keyif verici. Şimdi yılbaşı nasıl geçti? Nasıl girdiniz yeni yıla? Doğrusu çalışarak girdim. Önümüzdeki günlerde bir İstanbul programım var. Ve ona hazırlanarak uzun bir süre İstanbul'da çalışmalarımı sürdüreceğim. Genel merkezden bazı genel başkan yardımcısı arkadaşlarımla birlikte. Onun için o akşam çalışarak girdim. İstanbul'da kimlerle görüşülecek, ne ziyaretler yapılacak, nerelere gidilecek, Kapalı Çarşı'da kimler ziyaret edilecek, Mısır Çarşı'nda kimler ziyaret edilecek. Sonra ben biliyorsunuz Beylikdüzü'nden başlayarak metrobüste bir seyahat yaptım ve halkın sabah 8'de bütün İstanbul'a ve dünyaya o hatta yaşananları, nasıl bir yabancı yoğunluğu olduğunu, insanların nasıl zor işe gidip geldiklerini gösterdim. Şimdi bu tür çalışmalara devam edeceğim. İstanbul metrolarında, değişik hatlarda, otobüslerde ziyaretlerim olacak. Yine çok yoğun bir pazar ziyareti gerçekleştirmeyi hedefliyorum arkadaşlarımla birlikte. Ve hayat pahalılığını Türk milleti iliklerine kadar yaşıyor ve Zafer Partisi'nin hayat pahalılığına nasıl çözüm getireceğine dair düşüncelerini de vatandaşa aktarmak istiyorum. Özetle bütün bu çalışmalarla geçti. Yani şimdi yeni yıla nasıl girersek öyle devam eder. Ama siz zaten geçmiş yıldan itibaren aynı noktada devam ederek gireceksiniz. Evet. Ki önemli bir yıla giriyoruz aslında. Seçim sürecine de girmiş bulunuyoruz. Siz de bir yılı doldurdunuz ama büyük bir hızla ilerliyorsunuz. Hatta diyeceğim ki şimdi yine siyasete dönüyoruz ama gündemi de zaman zaman sanki siz belirliyor gibi oluyorsunuz. Olmuyoruz, öyleyiz. Öyle gündemi belirliyoruz. Gibi şey yok. Yani hakikaten kurulalı 16 ay oldu. Ağustos 2021 ve bu süre içerisinde Zafer Partisi Türk siyasetinde olağanüstü hızlı bir büyümeyi gerçekleştirdi ve bundan sonra daha da hızlı büyüyecek. Bundan emin olabilirsiniz seçimlere yaklaşırken. Çünkü arka arkaya gerçekleştireceğimiz yeni ve çok güçlü hamleler var. Bunlar üzerinde yoğunlukla çalışıyoruz ve mesela bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü Türk basınında demokratik şartların hakim olduğunu söylemek mümkün değil. Yani nasıl siyasette böyle iki kutup varsa, bir tarafta Cumhur, bir tarafta Millet İttifakı ve onlara bağlı televizyonlar ve bize orada büyük bir ambargo varken mesela sizin bizi davet etmeniz gelecek açısından da umut verici, demokrasi açısından da umut verici. Bunun önümüzdeki aylarda daha güçlenerek de devam edeceğinin sinyallerini, mesajlarını alıyoruz. Bu da bizim Türk halkına kendimizi daha iyi anlatmamıza fırsat verecek. Şu ana kadar ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yaptığımız için çalışmalarımızı gençlere ulaştık. Çünkü gençler sosyal medyayı mükemmel kullanıyorlar ve bizi dinlediler. Gençlere ulaştığımız için de gençlikte büyük bir karşılığı var Zafer Partisi'nin. Ve gençlik değilse yani sadece 18 değil, üstü evet. değil. Yani 12'den başlıyor ve yukarıya doğru çıkıyor.
Şimdi bizim bununla ilgili aslında bir VTR'miz olacak ilerleyen dakikalarda. Çünkü biz Cadde TV olarak caddeye çıktık. Bu kahve sohbetimizle ilgili vatandaşlarımıza sorduk sizinle ilgili neler düşünüyorlar. Bunları yapacağız. Şimdi ben aslında tabii bir kahve sohbeti olsun istiyorum. Ancak ülkenin gündemi oldukça yoğun. Özellikle 30 Aralık günü yaşanan Ankara'nın tam göbeğinde bir suikast gerçekleşti ve biz Cadde TV olarak da gerçekten bu konunun peşine düştük. Sabah haber toplantımızda bu konu ele alındı. Bu tabii aslında sizi de ilgilendiriyor. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Yani Ülke Ocakları eski genel başkanın Ankara'da Kızılırmak Mahallesi'nde çok da siyasilerin de aslında yer aldığı bir mahallede bir gündüz vakti bu şekilde kurşunlanması neler söyleyeceksiniz? Yani bu ilk değildi ama bunun devamı gelecek. Bakın, neler oluyor? Cumhuriyet tarihinin en önemli suikastları, en etkili iz bırakan suikastları hep Ankara'da Çankaya ilçesinde işlenmiştir. Rahmetli Uğur Mumcu'da, rahmetli Sinan'da. Evet, bir siyasi cinayetle karşı karşıyayız. Şu anda polis ve savcılık soruşturmaya devam ediyor. Ama sosyal medyaya, medyadan çok sosyal medyaya sızan, aktarılan bilgileri gördüğümüz zaman gerçekten olağanüstü endişe verici olduğunu, kimlerin dahil olduğu açısından görmemek mümkün değil. Ve siyasi sonuçları olacak bir suikast. Burada tabii en üzüntü verici olan şey hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Ülke Ocakları'nın başsağlığı dilememesi ama aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nin YÖK'ün başsağlığı dilememesi. Doğrusu bunu anlamak mümkün değil. Yani iktidarın aslında sessiz kalması bir noktada anlaşılabilir belki mi diyorsunuz ama bu bakın, süreçte... Bakın yani bir öğretim üyeniz, bir doçentiniz öldürülüyor ve siz Hacettepe Üniversitesi olarak bir başsağlığı mesajı yayınlamıyorsunuz. Bu izahı yok bunun yani. Bunun izahı yok. Ancak adalet ortaya çıkartır, üstü kapatılamaz diye düşünüyorum bu süreçin. Çünkü çok kamuoyunun önüne cereyan ediyor her şey ve bütün bilgiler de sosyal medyaya ayrıntılı olarak yansıyor. Türk siyasetinde de ciddi sonuçlar olacağını görüyoruz. Başladı bu sonuçlarda. Allah rahmet eylesin. Bir genç bir akademisyen, genç bir siyasetçi, Ülke Ocakları gibi çok önemli bir gençlik kuruluşunun başkanlığını yapmış bir insan ve görevden alınmadan kısa bir süre önce de Atatürk'e hakaret eden bir sözde tarihçiyi çok ağır şekilde ve doğru bir şekilde eleştirmiş bir insan. Yani Atatürkçü, Türk milliyetçi kimliğini de deklare etmiş ve bundan dolayı da görevden alındığı ifade ediliyor. Bu da bir başka vahamet oluşturuyor. Ama bundan sonrasını yaşayacağız, birlikte görüşeceğiz. Allah rahmet eylesin. MHP liderinin yerine de geçme ihtimali de belki konuşulmuş. Böyle bir şey hiç duymadım doğrusu. Duymadınız. Hayır, duymadım. Peki siz Twitter'da, sosyal medyada dediniz ki ben katilin kim olduğunu ya da katil kim ortaya çıksın gibi. Evet. Kim diye hemen sorayım. Biliyoruz ama önce adaletin bulması lazım. Peki bu bir aslında çete işi mi? Yani burada hukukun üstünü değil ama güçlerin hukuku gibi mi devam ediyor? Yani bir siyasi suikast mı yoksa değil mi? Bu siyasi bir suikast. Hiç tartışması yok. Ve siyasi suikast olduğu ortaya çıkan, şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler de tarafından da teyit ediliyor. Ancak bunun mahkeme aşamasında hukuk tarafından da teyit edilmesi gerekir. Peki bu yani şimdi ülkücü hareketi aslında biliyorsunuz siz ve içindesiniz de hani çok uzun zamandır. Hani bu açıdan bakarsak da yani ne bu konu üzerinde daha fazla durmam Elif Hanım. Öyle mi? Evet, çünkü söylenebilecek her şeyi bir siyasi parti genel başkanı olarak ifade etmiş hissediyorum kendimi. Bundan sonrası hukukun ve gazetecilerin, basının araştırmasının aslında, ondan sonra ortaya çıkaracağı bilgilere bağlı.
herkes tarafı da, yani herkes de sessiz kalıyor ya, yani belki bu yüzden de aslında sizi yakalamışken böyle bir gündemde, çünkü hani istiyoruz ki gerçekten konuşulsun. Bakın herkes sessiz kalmıyor. Herkes sessiz kalmıyor. Çok konuşuluyor. Çok anlatılıyor ve anlatılmalı da, konuşulmalı da. Üstü asla kapatılmamalı. Zaten kapatılabilecek gibi de değil. Bakın, kapatılabilecek gibi de değil. Kapatılabilecek gibi değil diyorsunuz, değil. Evet. Ve vicdanları çok yaraladı. Bakın, vicdanları çok yaraladı. Vicdanları kanattı. Ben sosyal medyada yorumları görüyorum. Bu yorumları yapanların bazıları benim tanıdığım insanlar, arkadaşlarım. Ve nasıl kalplerinden kansızlığını görüyorum. Evet, peki ya bunu çok şey yapmayacağım ama hani şunu da sormak istiyorum eğer izninizle. Çok ciddi istifalar da söz konusu böyle bir onu partiden. Biz de duyuyoruz. Evet, onu biz de duyuyoruz. Ve hani bu aslında gerçekten de kapatılacak bir değil. Bu bağlamda da belki o istifalar ve kaymalar Zafer Partisi'ne de... Keşke böyle bir hadise hiç olmasaydı. Peki, şimdi ben sizi siyaset dışı dedim, siyaset dedim ama gündemi konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Ümit Özdağ deyince iki Ümit Özdağ var gibi. Şimdi evet, çok doğru doğru söyleyen, hani sinirli, her noktada devreye giren ama bir de öyle bir Ümit Özdağ var ki esprili, hani gülmekten keyif alan. Hatta propagandanız biraz böyle, evet, saldırgan gibi gözükse de esprili şeyler de yapıyorsunuz. Tabii. Yani şimdi bunlar planlı mı? Yani siz aslında hani bize bir kendinizi anlatsanız. Yani bilmeyenler, çok tanımayanlar sizinle kahve içerken Ümit Özdağ gibi çok fark yok aslında. Ama nerelerde devreye giriyor? Şimdi bakın şöyle, ben bu kahveyi buradan bu tarafa doğru itmeye başlasam ve gittikçe aşağı doğru yaklaşsa düşer, değil mi? Siz de beni uyarırsınız, gittikçe sesiniz yükselir, nihayet düşme noktasında bağırırsınız. Ya düşecek, ne yapıyorsun diye. Şimdi benim bağırmam da, benim kızmam da böyle. Çünkü Türkiye'nin çok ağır bir krize, çok büyük tehditler yaşadığı bir sürece girdiğini görüyorum. Birazcık kendimi DiCaprio'ya benzetiyorum. Şu Amerikalı artist var ya, hani dünyaya şey yaklaşıyor, göktaşı yaklaşıyor. Onu tespit ediyor. Herkes anlatıyor. Kimse inanmıyor. Şimdi Türkiye'ye de bir göktaşı yaklaşıyor. 13 milyon sığınmacı kaçak Türkiye'ye itilmiş durumda. Bunun sonuçları olacak Türkiye için. Bütün tarih boyunca sonuçları olmuş. Dün bakın akşam bir televizyonda, Habertürk'te teke tek programında Fatih Altay ile İlber Hoca ile bir top program yaptı. Ben de şöyle biraz izledim. Göçlerin sonuçları. Dünya tarihinde hep göçler politik sonuçlar doğurmuş. Biz de buraya büyük bir göçle tekrar geldik, Anadolu'ya 1000 sene önce. Biz geldiğimizde burada bir devlet vardı. Bizans devleti vardı. Yok artık. Bizanslılar vardı. Yok artık. Batıya doğru çekildiler ve yok oldular. Kalanlar eridi gittiler. Şimdi yeni bir göç dalgası 1000 sene sonra geliyor ve bu 30 sene daha devam edecek. Hiçbir şey olmamış gibi, bunu insani bir mesele gibi görürseniz devletimiz yıkılır, milletimiz çok büyük acılar yaşar. Bakın Suriye'de bir devletin nasıl yıkılma noktasına geldiğini, Irak'ta nasıl yıkılma noktasına geldiğini gördük. Ve buna karşı önlem almalıyız. Buna karşı halkımızı korumalıyız. Ben çocuklarımızın Lübnan'da yaşanan iç savaşı yaşamasını istemiyorum. Suriye'de yaşanan çatışmaları yaşamasını istemiyorum. Şimdi Ankaralılar bilirler. Ankara Koleji eskiden, şimdi İncek'te ama Kolej semtindeydi. Ben ilkokul öğrencisiydim. Oradan çıkardım. Kızılay'a kadar gelirdim, ilkokul öğrencisi 5. sınıfta. Kızılay'da Saraçoğlu Mahallesi vardır arkada. Saraçoğlu Mahallesi'nde anneanneme giderdim. Anneannem bana yemek yedirirdi. Oradan da çıkardım. Genelkurmay'ın arka tarafından ve İç Bakanlığın, Başbakanlığın yanından geçip Akay Caddesi'nden yukarıya çıkardım. Ahmetler vardır. Evet, Ahmetler vardır orada. Tunalı'ya kesişir. Evimiz de oradaydı. Annem de babam da benim hiç merak etmezlerdi. O güzergâhtan geldiğimi bilirlerdi. Şimdi değil, ilkokul, lisedeki bir çocuk bu mesafeyi annesi babası endişelenmeden gidemez. Biz Zafer Partisi olarak sokaklarında çocuklarımızın tehlike altında olmadan yürüyebilecekleri bir
Türkiye istiyoruz. Siz aslında bunun için çok uzun süredir de bahsediyorsunuz, bakın, değil mi? Bakın, biz Zafer Partisi olarak sığınma metrobüse binen İstanbul'dan sonra genç kızların Afganlar tarafından, Suriyeliler tarafından taciz edilmediği bir Türkiye istiyoruz. Bunun insan haklarıyla hiçbir ilişki yok. Bak, biz de insanız, bizim kızlarımızın da, bizim gençlerimizin de, bizim çocuklarımızın da insan olarak kendi ülkelerinde hakları var. Türkiye dünyanın Luna Parkı değil. Bu insanları bakmak, beslemek zorunda değiliz. Her birimizin cebinden 31 bin lira para çıkmış. Yeter artık. Geldiler, vatanlarına dönsünler. Bak, geldiler, vatanlarına dönsünler. Peki hep şunu soruyorlar. Nasıl gönderecek Ümit Özdağ? Karayoluyla göndereceğiz diyorum ben de. Zafer Turizm diyorsunuz, öyle değil mi? Bakın, şimdi bir sene önce, bir buçuk sene önce, 16 ay önce biz partiyi kurduk. Bütün partiler bize şu itirazda bulundular. Devletler hukukuna aykırı gönderemezsiniz. Biz dedik ki ya yalan söylüyorsunuz. Devletler hukukuna aykırı değil. Şimdi hepsi göndereceğiz diyorlar. Peki değerli izleyicilere de buradan sesleneyim. Son bir sene içinde devletler hukuku değişmediğine göre bize bir sene önce devletler hukukuna aykırı diyen partilerin hepsinin yalancı olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Türk milletine kabullendirmeye çalışıyorlardı hepsi. Bunlar burada kalacak, gitmezler. Bize de yabancı düşmanı dediler. Biz yabancı düşmanı değiliz. Size hatta izninizle ırkçı bizim partimizde, Zafer Partisi'nde Ermeni kökenli vatandaşlarımız var. Bizim partimizde babası Libya'nın Türkiye başkonsolosluğunu yapmış. Babasından sonra Arap, annesi Türk. Ondan sonra ve kendisini Atatürkçü olarak nitelendiren ve bu insanlar gitsinler diye Zafer Partisi'ne kaydolan arkadaşımız var. Bana da danışmanlık yapıyor. Peki hemen bir şey soracağım. Evet. Ben daha önce Sayın Şükrü Sina Gürel'le yaptığım bir röportajda aylar önce Şam'la sizin adınıza temasa geçtiğini belirtmişti. Şimdi yakınlarda da Erdoğan-Esad görüşü, yani hep konuşuluyor ama çok yakın bir zamanda görüşüleceğine dair bir durum var. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Bakın, bu Zafer Partisi'nin etkisidir. Nasıl şeyi değiştirdiysek bütün siyasi partilerin, Suriyeliler politikasını hepsi biz de yollayacağız, biz de yollayacağız diye parmak kaldırdılarsa, biz Suriye Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtikten sonra ilk önce istihbarat servisi görevlendirildi. 3 görüşme yaptılar ve o görüşmeler başarılı olmadı. Onun üzerine siyasi görüşmelere başladılar ve göreceksiniz bundan sonra seçimlere yaklaşırken bunun temposunu arttıracaklar. Yollayacakları için değil. Mış gibi yapmak istiyorlar. Bu seçim vaadi. Bu aslında Şanghay İşbirliği Örgütü'nde de görüşülme konuşulmuştu yakın zamanda. Ağustos, Eylül'dü zannediyorum. Ve mesele, bakın, şu anda şu Türkiye'de 7,5 milyon Suriyeli var. Tam onu soracağım. Sayı 1 milyon gibi bir durum var ama siz 7,5 milyon olduğunu söylüyorsunuz. Onlar diyorlar ki 3 milyon 750 bin var. Aslında geçici sığınmacılardan bahsediyorlar. Sadece geçici sığınmacıların sayısı zaten, bakın, geçici sığınmacıların sayısı kayıtlı 4 milyon 750 bin. Yani diğerlerle birlikte 7 milyona geçiyor. Bu arada sürekli yine bizim karşı çıktığımız bir husus. Burada CHP'den ve İYİ Parti'den destek istedik, destek bulamıyoruz. İthal seçmen. İthal seçmen. 464 bin Suriyeli doğumlu seçmen var. Temmuz itibariyle. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir rakam tabii. Çok yüksek bir rakam. Sadece İstanbul'da 99 bin Suriye doğumlu insan var. Bu sayılar müthiş sayılar. Seçimin kaderini değiştirecek sayılar. Onun için biz Zafer Partisi olarak bazı hususların üzerinde çok radikal bir şekilde duruyoruz. Bir, ithal seçmene hayır. İki, Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı olamaz. Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması kime bağlı biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in onayına bağlı. Nasıl? Nasıl? Çok basit. Seçimin, Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi ancak 360'la seçimin erken alınmasına bağlı. Anayasaya göre tekrardan bağlı. 360'ı da AKP tamamlayamıyor MHP ile birlikte. 28 eksikleri var. Bunu CHP'nin ve İYİ Parti'nin tamamlaması lazım. Biz de diyoruz ki Kemal Bey'e ve Meral Hanım'a,
Sakın bunu yapmayın. Erdoğan'ın anayasayı arkadan dolaşmasına, anayasaya karşı hile yapmasına imkan vermeyin. Eğer verirseniz suç ortağı olursunuz. Efendim gelsin de biz onu yenelim. Ya böyle bir siyaset olmaz, böyle hukuk da olmaz. Siz o zaman altılı masayı destek gibi mi görüyorsunuz bu noktada? Tabii biz altılı masayı yani yaptık. Bir muhalefet değil, bir karşısında bir şey değil. Bakın biz altılı masayı gerçek muhalefet olarak görmüyoruz. Şimdi düşünün, altılı masanın üyelerinden bir tanesi, Saadet Partisi Genel Başkanı çıktı, dedi ki bir demeç verdi. Kulak, yani okuduğum zaman inanamadım. Erdoğan dedi, bu CHP'li iki belediye başkanından birisi aday olursa siler süpürür dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi, 3 puan önde. Şimdi ben Saadet Partisi Genel Başkanı'nın AKP'ye çalıştığını düşünüyorum. Böyle bir cümleyi ancak AKP'ye çalışan birisi söyler. Peki, çok önemli cümleler bakın, bunlar tekrar aslında ediyorum. Çok AK Parti'ye çalışıyor Saadet Partisi Genel Başkanı. Çünkü bütün Türkiye biliyor ki Kemal Bey'in şansı yok. Ve şansı olan bir tek, birinci turda kazanma şansı olan Mansur Bey. Peki şimdi siz Mansur Yavaş'ı da aslında daha henüz adı geçmezken söylediniz. Evet. Ardından biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu adı geçmeye başladı. En son Saraçhane'deki durum. Bir de böyle değerlendirelim mi? Bu konularda bakın, neler? Çünkü İmamoğlu'nun da şansı yok. Ama önemli olan şu, burada neden Saadet Partisi Genel Başkanı'nın kazanma şansı olan Mansur Yavaş'ı Erdoğan ezer geçer deyip kazanma şansı olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın 3 puan önünde olduğunu söylemesi. Böyle bir soru işareti var diyorsunuz. Tabii bu arada Mansur Yavaş da aslında açıklama yaptı. Hatta grup toplantısında da İmamoğlu ile beraber kendisi katılmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğunu söylediler. Parti disiplini içerisinde öyle hareket ediyor. Ama ben şu anda Türkiye'nin geleceği açısından CHP'nin parti disiplininin değil, Türk halkının Erdoğan'ı aşmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de biz de aday çıkartabilecek durumdayız. Zafer Partisi olarak bir ittifak oluşturuyoruz. İttifak olarak da çıkartabilecek durumdayız. Ama partiden çok Türkiye'yi ön plana çıkarttığımız için diyoruz ki Mansur. Bir de bize bazı çevreler diyorlar. Bu ittifakla ilgili de soracağım ama onu da geçmesin. Tamam. Bize diyorlar ki ya siz oyları mı bölüyorsunuz? İşte oylar nerede bölünür? Cumhurbaşkanlığı seçiminde bölünür. Ondan sonra oylar Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz bölmeyeceğimizi Mansur Bey'i aday göstererek şey yapıyoruz. İspatlıyoruz. Bu bir. İki, bu bize hep şu soru soruluyor. İkinci tura kalır da ikinci turda Kemal Bey mi Erdoğan mı Zafer Partisi hangisini destekler diye soru sordukları zaman ben şu cevabı verdim hep. Ya bu soruyu sormak için bize önce Meral Hanım'ın birinci turda Kemal Bey'i destekleyip desteklemeyeceğini siz bize gösterin de ondan sonra bu sorunun cevabı. Sayın Akşener ama ve Sayın Akşener birinci turda Kemal Bey'i desteklemiyor. Bize o soruyu soranların şimdi ben Meral Akşener'e dönüp sormalarını istiyorum. Neden desteklemiyorsun diye. Oyları kim bölüyor? Peki bunlar çok önemli cümleler. Tabii çok önemli cümleler. Cevaplarını bakın da şimdi altılı masanın çoklu aday çıkartmasından bahsediliyor. Evet. Zafer Partisi mi bölüyormuş yoksa altılı masanın bir tek aday çıkartmasını engelleyenler mi oyları bölüyor? Peki iki aday çıktığı anda zaten altılı masada bir masa kalmamıştır. Kimse kendini kandırmasın. Hep bunun tersi yönde açıklamalarda bulunuyorlar ancak altılı masada bir çatlak yok, bir ayrışma olmayacak diye göreceğiz. Peki sizin ittifakla ilgili neler düşünceniz, kimlerle düşünüyorsunuz? Biz Memleket Partisi ile görüşüyoruz. Evet, Doğru Parti ve Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sağlam bir zemin oluşturuyoruz. Ve o sağlam zemin oluşunca çıkacağız halkın karşısına. Bunun dışında herhangi bir açıklama yapmama kararı aldık. Peki. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Tabii. Çünkü biz Cadde TV olarak caddeye çıktık. Tabii. Ve sizinle ilgili sorular yönelttik. Peki, bir onu izleyelim. Arkadaşlarım eğer hazırsa VTR'mizi bir izleyelim.
Ümit Özdağ gençler tanıyor mu? Ümit Özdağ'ın verdiği mesajlar şu anlık iyi bence. Bilmiyorum. İlk defa oy kullanacağız zaten. 18'imize giriyoruz. Peki son seçim anketlerinde Zafer Partisi'ne gençlerin ilgisi artarak devam ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ümit Özdağ öncelikle gençleri düşünüyor. Gençleri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Peki Zafer Partisi iktidar oldu. Evet. Ümit Özdağ'dan gençler ne ister? Öncelikle ekonominin düzelmesini ister. Gençler biliyorsunuz teknolojiyle iç içe. Vize ister. Vize kendisi. Arkadaşın vize ister. Vize ister. Teknoloji indirimi ister. Güzel, doğru söylüyor. Çok beğeniyorum. Milliyetçi, harika bir profesör. Hep dinliyorum tabii. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Ona neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız olur mu? Vallahi bu yolda gitsin, ülkemizi korumaya, aklı başında insan, yani ülkemiz için savaşmaya devam etsin. Çok güzel savaşıyor. Birlikte olsaydı şu altılı masayla falan daha iyi olurdu bence. Bazen sert çıkışlar yapıyor. Mesela bürokratlara yargılanacaksınız diyor. İçişleri Bakanı'yla biliyorsunuz bir tartışması olmuştu. Bunları nasıl buluyorsunuz, bu çıkışlarını? Güzel yani. Birileri çıkması lazım karşılarına. İyi ki var. Söylemlerini ırkçı buluyorum. Bu sığınmacılar konusundaki söylemleri için. Bu tarz politikalar yapılmalı zaten atıyorum. Ülkemizde bu kadar insanı barındıramayabiliriz ama söylemleri bence ırkçı ya. Ne söylemek istersiniz kendisine? Kendisine ya, özellikle bu son zamanlarda işte İmamoğlu muhabbetlerinde biraz hani karşı tarafta kaldı. Yani daha da böyle oy bölüyor, şey yapıyor sanki hani. Ümit Özdağ'ı tanıyor musunuz? Tanıyoruz abi. Destekliyoruz abi. Evet. Ondan gençler olarak ne istersiniz? Ekonomi çok kötü abi. Fiyatlar çok kötü. Evet. Yani düşürmesini çok istiyoruz. Çok değerli buluyorum. Mert, delikanlı adam. Neyini söyleyeyim? Ona buradan ne söylemek istersin? Hiç, bugüne kadar hiç ödün vermedi. Bundan sonra da vermeden devam etsin. Çok etkileyici. Yani hiç desteklediğim biri değil ama beceriyor bu işi diye düşünüyorum. Hoşuma gidiyor benim. Oyumu verebilirim ama ikinci turda değişebilir tabii. Zafer Partisi bir ittifakın içinde olmalı mı sizce? Bence olmamalı ya. Tek daha iyi. Ümit Özdağ'dan gençler ne ister, ne bekler? Eğitim düzeltilmeli ilk öncelikle. Ekonomi de iyi olursa gayet iyi olur. Göçmenler gönderilecek. Bence çoğuyu oradan alıyor. Onun dışında samimi bir kişilik bence. Ona bir mesaj göndermek istedim. Kendisini çok seviyorum. Düşündüğü fikirler de, yani öne sürdüğü fikirler de doğru. Yani iyi buluyorum. Peki herhangi bir ittifakın içerisinde olmalı mı? Yani olması gerekir diye düşünüyorum. Millet İttifakı'na daha yakın düşünüyorum. Bazen sert çıkışları oluyor. En son Süleyman Soylu ile yapışadığı tartışma. Evet. Bürokratlara mesela yargılanacaksınız diyor. Biraz da politikanın gereği olarak herhalde o çıkışları yapıyor. Genelde bütün siyasetçiler yapıyor o çıkışları, biliyorsunuz, sert çıkışları. Bir mesajınız olur mu? Ne söylemek istersiniz kendisine? Yolu açık olsun. Politikacılardan şunu bekliyorum. Lütfen herkesi savunabilecek, herkese güven verebilecek birisi olsun. Lütfen. Şu an ona ihtiyacımız var. İyi ama daha iyi olmasını beklerdim. Daha vizyonu, farklı şeyler duymak istiyoruz artık. Halkını zengin etmesini beklerim. Ülkeyi değil. Halkını zengin eden ülkeyi de zengin etmiş olur zaten. Vatanı için, halkı için çalışan adam lazım bize. Vallahi ne söyleyelim Ümit Özdağ? Sadece Suriyeliler değil de başka projeler de üretsin, onlar da söylesin. Sadece Suriyeliler atmakla bu ülke düzelmez. Sanıyorum ona oy vereceğim cidden bu arada. Yani ırkçı bir adam değilim aslında düşünüldüğünde ama herkes kendi ailesi yani ilk başta, ondan sonra. Türkiye'nin problemleri var ama bu problemleri çözmek için birlikte hareket etmek lazım. Kendisine bu konuda biraz daha çaba göstermesi gerektiğini söylemek istiyorum. Bakın, siyaset uzlaşma meselesidir. Bununla ilgili olarak kendisi aynı görüşte olmayanlarla bir şekilde uzlaşabilmesi lazım. Anketlerde Zafer Partisi'ne gençlerin ilgisi gözüküyor. Bunu neye bağlıyor gençler? Bence bir kurtuluş yolu arıyorlar. Gençler o yüzden ekonomi yani. Refah seviyemiz daha yüksek olsa. Hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım. Başka çok bir şey istediğimizi düşünmüyorum zaten. Peki Ümit Özdağ bir renk olsa hangi renk olurdu? Mor diyorum. Neden? Sert çıkışları var. Bu yüzden mor demek istedim. Sempatik geliyor. Türk rengi olurdu. Kırmızı beyaz. Mavi de olur. Kırmızı da olur. Bazen kırmızı oluyor. Bazen de masmavi oluyor. Ben Ümit Özdağ'ı beğeniyorum. Hocamdır. Şimdi siyah desem biraz yanlış anlaşılabilir ama sevdiğim için siyah demek istiyorum. Beyaz da olabilir. Aslında iki renk düşünüyorum onun için. Bir ya kırmızı ya mavi düşünüyorum. Kırmızı daha çok yakışıyor ama. Türk bayrağının rengi Ümit Özdağ da daha çok böyle o tür düşüncelere sahip bir insan. Valla rengarenk olsun ama hani güzel yansısın. Önemli olan bu. Herkesi ifade etsin, herkesi savunsun. Bence yeşil olmasını tercih ederim. Yeşil hem doğadır hem... Sevgili izleyiciler, benimle bir kahveye devam ediyoruz. Ben bu VTR'yi hazırlayan arkadaşım Barış Hacı Salihoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda emeği geçen arkadaşlarıma. Şimdi hemen sorayım mı? Bir renk olsaydınız hangi renk olurdunuz? Mavi. Neden? Bilmiyorum, maviyi severim, laciverti severim.
Gördüğünüz gibi üzerimde de mavi ve lacivert var. Genellikle de o tonlu tercih ederim. Onun için ben mavi diyenlerden yanayım. Şimdi tabii onlar da aslında güzel şeyler söylediler. Türk rengi dediler mesela, beyaz dediler. Siyahı çok seviyorum o yüzden dediler. Gerçekten de bir süredir gittikçe çoğalan bir sevgi seli diyeceğim. Özellikle de sosyal medyada da bu devam ediyor. Hatta işte bahsettiğiniz gibi ilk bölümde o gençlerden yaş yükseliyor. Ve herkes sizinle bir noktada bütünleşiyor. Sizinle bütünleşmeyenler de gelsinler, hani bizi kurtarsınlar gibi bir ifadeleri var. Türk toplumunun en fazla üzerinde mutabık olduğu konu sığınmacıların gitmesi. %85-90. Bunu da dile getiren ve inandırıcı olarak savunan tek parti var, Zafer Partisi. Şimdi siz ekonomiyle için, ilgili de aslında hep onu söylüyorsunuz değil mi? Şöyle, yani ekonomik krizi sığınmacılar gitmeden aşamayız. Bu yani aslında ekonomiyle ilgili Zafer Partisi'ne sorduğumuz zaman tam olarak temelinde sığınmacı sorunu var. Bu, sığınmacılar ekonomik krizi arttırıyorlar. Yani 144.8 milyar dolar para harcamışız. Bunu harcamasaydık borcumuz bu kadar daha az olacaktı. Bunu harcamasaydık her birimizin cebinden 31 bin lira çıkmamış olacaktı. Bunu harcamasaydık Türkiye daha az faiz ödeyecekti. Bakın, bu insanlar Türkiye'de olmasaydı 2 milyon Türk işe sahip olacaktı. Bu insanlar Türkiye'de olmasaydı sokaklar daha güvenli olacaktı. Yani ekonomik krizi aşmanın birinci adımı sığınmacıların vatanlarına dönmesi. Şimdi pahalılık çok önemli bir sorun. Neden pahalı olur? Bir malın değeri neden artar? Talep artar. Talebi karşılayacak derecede arz yoktur ve talep arttıkça malın da fiyatı artar. Şimdi düşünün. 13 milyon insan vatanlarına döndüğünde kiralar düşer mi? Tabii ki düşer. Bakın, kiralardan düşmesiyle başladım. 13 milyon insan daha az patates yerse, daha az bulgur, pirinç yerse, daha az ekmek yerse fiyatlar düşer mi? Tabii ki düşer. Bakın, ekonomide çok temel bir kanun var. 100 tane yumurta tanesi 1 lira. Eğer siz yumurta üretimini 200 liraya çıkartırsanız yumurtanın tanesinde 50 kuruşa düşürsünüz. Ama 50'ye düşerse yumurta üretimi tanesi 2 liraya çıkar. Bu en temel parametrelerden bir tanesi. Türkiye'de eğer ucuzluğu, hayat pahalılığını aşmak, ucuzluk sürecini başlatmak istiyorsak birinci atacağımız adım kök sorunu çözmek. Yani bu 13 milyon üretimin içinde olmayıp ama tüketimin içinde çok güçlü bir şekilde olan insanların vatanlarına dönmesini sağlamak. Yani yardımseverlik bir yere kadar. Bir yere kadar. Yılda 10 milyar dolar bunlara harcamaktan vazgeçeceğiz. Bu da bütçe üzerinden büyük büyük kaldıracak. Sonra yılda 7 milyar dolar insani yardım yapıyoruz biz herifine. Dünyanın değişik ülkelerine. Biz bunu Zafer Partisi olarak durduracağız. Türk halkının faizle borç alıp Mozambik'e, Uganda'ya yardım etmesinin hiçbir mantığı yok. Orada cami yapalım, burada köprü yapalım. Hayır. Biz Türkiye'de kendi geçtiğimiz köprünün parasını ödüyoruz. Ondan sonra Uganda'ya köprü yapıyoruz, şey yapsınlar diye, geçsinler diye. Hayır. Bunları durduracağız. Önce kendi evimizin ihtiyaçlarını, önce ailemizin ihtiyaçlarını, önce milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Peki ben bir virgül koymak istiyorum. Biz de isterseniz bir reklama girelim. Kanalımızla ilgili olarak da devam edeceğiz tekrar. Şimdi bir reklamımız var, ardından buradayız. Efendim, gün ortasında benimle bir kahve içmeye devam ediyoruz. Şimdi hocam, hocam diyorum izninizle. Aslında çok konuşacağımız şeyler var. Şimdi şunu da bir karar veremiyorum. Zafer Partisi'ni davet etmeye devam ederseniz Cadde TV olarak biz gelmeye devam ederiz. Bizim, çok konuşuruz da. Bizim kapımız her zaman sağ açık. Hiçbir ayrım yapmadan keyifle, çok mutlulukla Serdar Bey duyuyorsunuz sizi... değil mi? Bakın, genel yayın yönetmeni Sayın Akın. O zaten benden önce sizi davet edecektir. Çok selamlarımı iletiyorum buradan. Burada tabii gördüğüme ki çok sevindim. Biz de sizi gördüğümüze çok seviniyoruz. Her zaman kapımız açık. Hele ki burası gördüğünüz gibi gayet rahat. Evet. Hani birazdan daha böyle rahat bir şekilde de ayakkabı gerçekten çıkıyorum. Rahat. Gerçekten rahat. Şimdi şunu da kafam karışıyor. İyi bir stratejist mi?
İyi bir vizyoner misiniz? İyi bir akademisyen misiniz? İyi bir siyasetçi misiniz? Bunların bakın, hepsi misiniz? Bunların cevabını benim vermem doğru olmaz. Neden biz bize sohbet ediyoruz burada? Ama şöyle, ona halk karar versin. Fakat ben akademik kökenliyim ve akademide de hep şu sorunun cevabının peşinde koştum. Ne olacak? Ne olduğunun ve ne oluyorunun araştırmasını yaparken de hep gelecek perspektifli senaryolarla ne olacak sorusunu cevaplandırmaya çalıştım. Siyasette de bunu iç ve dış siyasette de yapıyorum. Ve ne olacakla ilgili geçmişte yapmış olduğum tespitlerin hep doğru çıktığını görüyorum. Mesela 1996'da ben 2000'li yıllarda Türkiye'yi bir Cemaatler ve Tarikatlar Federasyonu'nun yöneteceğini söyledim ve yazdım. Daha AK Parti kurulmamıştı. Ama süreç onu gösteriyordu. Keza Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi hiçbir zaman tam üye kabul etmeyeceğini, evet, 2002 senesinde yazmış olduğum Türkiye-Avrupa Birliği Jeopolitik İlişkileri adlı kitapta yazdım. Ve Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği tam üyesi olmayacak. Hocam iç savaş çıkacağını da söylüyorsun. Çok korkutucu bu da. Şimdi bakın, İstanbul depremi kadar kesin. Eğer bu insanlar 13 milyon sığınmacı vatanlarına yollanmazsa Türkiye muhakkak bir iç çatışmaya sürüklenecek, bir iç savaş çıkartılacak bu ülkede diyorum. Ve bunu kesinlikle bildiğim için ki bunu bir tek ben bilmiyorum. Bunu bütün herkes, bütün bu konularla ilgili çalışan güvenlikçiler, istihbaratçıların hepsi biliyorlar. Hepsi biliyorlar. Ve ben bunu siyasette yüksek sesle seslendiriyorum. Bunu siyasetteki şimdi başka partilerde bulunan genel başkanlara da anlattım. Bunun mekanizmasının nasıl çalışacağını, nasıl çalıştığını. Çünkü yıllarca ben bunu akademik olarak da çalıştım. Mesela istihbarat teorisi diye bir kitabım vardır benim. Ve istihbarat dersleri verdim. Pek çok da kitap yazdınız bu arada, evet, onu da hani belirtmiş olalım. Öğrencilerime görev verirdim. Derdim ki mesela Ürdün'de bir çatışma çıkarttı. Yunanistan'da hükümet darbesi bir iç savaş çıkarttı. Veya Romanya'da. Şimdi bunu, bu ödevi verirdim ve ondan sonra da yazılı olarak gelirdi bana ödev. Tabii bir ülkeyi böyle bir karışıklığa götürebilmeniz için o ülkenin politik yapısını bileceksiniz. Tarihini bileceksiniz, sosyolojisini bileceksiniz. Hakim olacağız. Yani aslında benim istediğim önce bunları iyi okuması. Bu tarihe hakim olması, devlet yapısına, anayasaya hakim olması. Oradaki varsa etnik gruplar arası ilişkilere hakim olması. Sonra onları nasıl kışkırtacağını düşünmesi, yani yaratıcı olması. Bütün açıkları bileceği için, evet, tabii. Şimdi bunu bildiğim için Türkiye'ye baktığım zaman ve mevcut sürece baktığım zaman bunun nasıl istismar edileceğini biliyorum. Bak, strateji nedir? Rakibin hassasiyetlerini, tabii, kullanmaktır. Şimdi kendimi Türkiye'nin rakiplerinin yerine koyuyorum. Türkiye'nin hassasiyetlerini ben biliyorum, onlar da biliyorlar. Bu hassasiyetleri nasıl kullanırlar? Bu hassasiyetleri nasıl kullanırlar? Şimdi ve bizden daha iyi tanıdıklarını da biliyorum. Çok korkutucu bak, bu söyledikleriniz. Bizi bizden daha iyi tanıdıklarını. Çünkü bizde olmayan bir şey var Batı'da. Oryantalizm. Yani doğu bilimleri. Birçok yabancı akademisyenle tanıştım. Türkiye uzmanı. Yani Türkiye'yi detaylarıyla kılcal damarlarına kadar biliyorlar. Çok iyi Türkçe, Osmanlıca biliyorlar. Gayet hakimler. Gayet yani hakimler. Bahsettiğiniz. Türkiye'de caddeleri, sokakları biliyorlar. Buralarda dolaşmışlar. Bizden belki daha iyi. Mesela Ryan Gingeris diye bir Amerikalı, Yunan kökenli, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde çalışan bir akademisyen var. Tam bir istihbaratçı. Türkiye düşmanı. Ama Türkiye'yi çok iyi biliyor. Türk tarihini çok iyi biliyor. Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili 3'erden 6 kitap yazmış. Yalnız. Osmanlıca metinleri çok rahatlıkla okuyor. O dönemin edebiyatına hakim, kültürüne hakim, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine hakim. Ve en son yazdığı kitap birkaç sene önce çıktı.
Eroin, Organize Suç ve Modern Türkiye'nin Oluşumu. Türkiye'de yasak bu kitap. Bakın Türkiye'de narkotik şubede çalışan daire başkanlarının bilmediği kadar Türkiye'nin narkotik tarihini biliyor. Resmen bir anahtar buradan, var elinde yani aslında. Buradan narkotik dairenin emniyet müdürüne de seslenmek istiyorum. Bu kitabı muhakkak alın okuyun. Çünkü bütün arşivlere sokmuşlar adamı FETÖ'cüler. Amerikan arşivlerine de hakim. Türkiye'de uyuşturucunun tarihini bir de çarpıtarak yazmıştı bir kendi perspektifinden. Özetle Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Onun için Türkiye'nin hassasiyetlerini nasıl tahrik edeceklerini de biliyorlar. Nereye dokunursa ne yapar? Neler çıkacağını. Sonra bakın AK Parti'nin Türk tarihine karşı, Türk devletine karşı çok büyük bir suçu var. Birçok suçu var ama. FETÖ'yü devlete monte ettiler ve devletin bütün sırlarının çalınmasını ve batıya gitmesine neden oldular. Yani Türkiye sırrı olan bir devlet değil artık. Hiçbir sırrımız yok. Öyle mi? Her şeyi götürdüler. Yani her şeyi götürdüler. Onun için yarın bu hassasiyetlerimiz, bu sırlarımızı bildikleri için nasıl saldırı yaptıklarını, yani nereye dokunduklarına nasıl sonuç alacaklarını biliyorlar. Peki ne olacak şimdi? Ben de bunları bildiğim için arkadaşlarımla birlikte Zafer Partisi'nde bu yaşananları ve planlananları durdurmanın ve Cumhuriyeti Atatürk'ün kuruluş ilkeleri üzerinde 24 Anayasası temelinde milli, üniter, laik devlet olarak geleceğe taşımanın mücadelesini veriyoruz. Peki bu bahsederken genel başkanlarla da görüştüm. Hani bu var olan bakın, durumu konuştuk dediğinizde. Ya mesela ben şey soracağım aslında. Şimdi siz İYİ Parti'deydiniz. Hani MHP kökenlisiniz, İYİ Parti. Sayın Akşener'le hani nedir, konuştunuz mu, görüştünüz mü? Sayın Bahçeli'ye de anlattım ben bunu. Sayın Akşener'e de anlattım. İkisi de anlamadı Türkiye'nin hangi tehditle karşı karşıya olduğunu. Ve aslında bunun üzerine de yeni bir parti kurma hassasiyetiniz mi oluştu? Ben İYİ Parti'deyken bir siyasi mücadele vermedim. Yani genel başkanlık anlamında. Böyle bir niyetim de yoktu. Ben sadece Türk milliyetçiliğini iktidara nasıl getiririz onun mücadelesini verdim. Ama baktım ki başkalarının başka gündemleri var ve Türkiye'nin bu ağır sorunuyla ilgilenmiyorlar. Bahsettiğiniz çok ciddi bir durum. Ve benle de arkamdan kafayı Suriyelilerle bozmuş diye işi alay noktasına getirmişler. Oysa alay edilmesi gereken bu zihniyetin kendisi. Burnunun ucunu görmüyor. Stratejik anlamda cahil. Ve Türk halkının yaşam mücadelesini vermiyorlar, hukukunu savunuyorlar. Zafer Partisi Türk halkının hukukunu savunuyor. Peki Zafer Partisi... Bakın İzmir'de bir Afgan yolda yürüyen bir genç kızı dövdü. Hiç gerek yokken. Türkiye'de dediler ki Zafer Partisi kurulurken 120 tane parti var. Bir başka parti kurmaya hiç gerek yok. Zafer Partisi dışında hiç kimse o dövülen kızın yanında yer almadı. Demek ki Zafer Partisi'ne ihtiyaç varmış. Gebze'de Ayşegül başına taşla vurularak öldürüldü. Davasına Zafer Partisi avukatları giriyorlar. Demek ki Zafer Partisi'nin kurulmasına ihtiyaç varmış. İzmir Torbalı'da bir Türk genci öldürüldü. Davasına Zafer Partisi'nin İzmir İl Başkanı giriyor. Beyoğlu'nda bir genç kız... kız kardeşinin nişan töreninde hiç ortada kimse yokken, geneden yokken bir yabancı tarafından dövüldü, darp edildi, travma yaşadı. Yanında Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısı vardı. Demek ki Zafer Partisi Türk milletinin, Türk gençlerinin, Türk kadınlarının hukukunu savunmak için var. Ve var olmaya da devam edecek. Peki, şunu iki tane sorum olacak aslında. Bir tanesi anketlere geleceğim ve Zafer Partisi'nin bu yükselişinin hani siz yansımaları nasıl görüyorsunuz? Bir diğeri de Zafer Partisi iktidara gelirse eğer bu yaptıklarınız, bu birebir halkın yanında olduğunuz hassasiyetleriniz. Çünkü bir Ankara'da müzisyen öldürüldüğünde de oradaydınız aslında. Ya da bir hayvan katliamı olduğunda da oradaydınız. Hani oradaydık. İşte şimdi biz vardık. Bütün bunlar devam edecek mi? Çünkü edecek biz biraz tabii. Da bir defa bunlar bundan olmayacak. Da korkuyoruz. Bakın yani. Bunlar olmayacak artık. Bunlar devam etmeyecek. Yani kimse İkizdere'de dağı taşı ormanı katledemeyecek. Kimse Milas ormanlarını katledemeyecek. Kimse cennet koyuna çöküp orada kendisine yeni büyük saraylar yapamayacak. Kimse
Türkiye'de siyanür kullanarak altın arayamayacak. Kanadalı şirketler siyanürü Kanada'da kullanamıyorlarsa Türkiye'de de kullanamayacaklar. Bizim toprağımızı, havamızı, sularımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Ve kimse Türk çocuklarını sokakta itip kakamayacak, Türk kadınlarını taciz edemeyecek ve bizim emeğimizi çalamayacak. Biz 5 niçeteye alım garantisi vermeyeceğiz. Kullanmadığımız uçak havaalanlarının, geçmediğimiz köprülerin parasını ödetmeyeceğiz Türk halkına. Ama Türk çiftçisine alım garantisi vereceğiz. Peki bize buradan söz veriyor musunuz? Biz de gerçekten bu söze inanmak ve artık bu yaşadıklarımızdan kurtulmak istiyoruz aslında. Sokaklarda rahat yürümek istiyoruz. Çocuklarımız, hayvanlarımız katledilmesin istiyoruz. Bakın biliyorsunuz... biz Türk halkına bu sözü veriyoruz. Samimiyetle veriyoruz. Bizim çünkü Türk halkından başka hiç kimseye borcumuz yok. Bugüne Zafer Partisi, parti kurmak çok zordur. Ve biz çok zor şartlarda kurulduk. Bize belediyelerden ihale gelmiyor. Kamuoyundan saray, hatta yardım etmediniz. Saraydan da hatta ihale gelmiyor. Biz Türk gençliğinin bağışlarıyla ayakta kalan bir partiyiz. Bakın, Türk bunlar doğru değil mi? Onu merak ediyoruz. Türk yani gençliğinin bağışlarıyla hayatta kalıyor. Kitap imzalıyorum. Kitap imzalayan oradan gelen gelirle mücadele ediyoruz. T-shirt satıyoruz. Oradan gelen gelirle mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız küçük küçük bağışlar yapıyor. Onlarla mücadele ediyoruz. Ama sonunda biz düzenin satılık bir partisi değiliz. Biz düzen partisi değiliz. Biz Türk halkının emeğiyle yaşayan insanların partisiyiz ve borcumuz sadece Atatürk'e ve Türk halkına. Bu borcu da ödeyeceğiz inşallah. Peki anketlere gelelim mi? Şimdi herkes işte anketlerde Zafer Partisi'nin çok da yer almadığını, siz de aslında zaman zaman bundan şikayet ettiniz. Ama şöyle anketlerde bizi 6. parti gösteriyorlar. Bu doğru değil. Yani uzun süre görmemezlikten gelmeye çalıştılar. Şimdi bizi %3 bandında gösteriyorlar ama biz %9 olduğumuzu biliyoruz. %9. Evet. Peki ya, sosyal medyada şimdi biraz hızlı geçiyorum. Ya diyorlar ki işte Deva'nın önünde, Geleceğin önünde, Saadet'in, Demokrat'ın falan filan önünde. Hayır arkadaşlar, doğru, bunların önündeyiz ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin önündeyiz ve şu anda %9 bandındayız ve gelişmemiz de hızla devam ediyor. Belki Türkiye'de en hızlı yükselen parti Zafer Partisi. Özellikle Z kuşağında çok büyük etkisi var galiba. Biz sosyal kuşağı demiyoruz, Ey Türk Gençliği diyoruz. Peki sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorsunuz. Evet. O Türk gençliği de çok ciddi bir interaktif bir iletişiminiz var ve hani mesajlara da galiba kendiniz cevap veriyorsunuz, doğru mu? Evet doğru, kendim cevap veriyorum. Bir de sabah 5'te uyandım, telefona bakıyorum. Parti kurucularımızdan bir tanesi mesaj atmış. Hocam hasta mısınız, bugün tweet atmadınız diyor. Evet, dün gerçekten yoğundum, iki tane tweet attım. Sağdan soldan telefonlar gelmiş, ya genel başkan tweet atmadı, rahatsızım acaba diye. Evet, ben sosyal medyayı çok etkili kullanıyorum. Doğru. Zaten şeyler de, çalışmalar da gösteriyor. Erdoğan'dan sonra Ümit Özdağ ikinci sosyal medyada etkin genel başkan olarak gösteriliyor. Ama biz gerçek hormonsuz bir etkinlik yapıyoruz. Hiç bot hesabımız yok. Evet, onu da merak ediyoruz. Yani kitabın da ortasından konuşuyoruz. Salağa salak diyoruz yani. Hakikaten o kadar çok salak, özellikle stratejik salak var ki... bunlara hadlerini bildirmek gerekiyor. Düşünün, Kıbrıs'ı verelim dediler. Kıbrıs'ın jeopolitik önemi yok, adanın ne jeopolitik önemi olsun dediler. FETÖ'de şeydir, bir sosyal sivil toplum örgütüdür dediler. Aman Türkiye'ye demokrasi getirecek dediler. Sonra açılım sürecini PKK ile müzakereleri desteklediler. Şimdi bu çevreler, bunları savunan, 20 yıldan beri Türkiye'nin başını belaya sokan, Türkiye'de demokrasiyi katleden, AKP'nin tek adam rejiminin kurulmasına hizmet edenler, şimdi de sığınmacılar bizim kardeşimiz diyoruz. Biz de onlara canınızı cehenneme diyoruz. Peki şimdi biz size güveniyoruz ama şunu sormak istiyorum. Siz daha çok güveniyor musunuz yoksa güceniyor musunuz? Çünkü çok gücendiğiniz ve bu yüzden de aslında partiyle, siyasetle hatta çok böyle tartıştığınız noktalar var. Sonuna kadar da gidiyorsunuz ama bir taraftan da güveniyorsunuz da galiba. Şimdi gücenmek değil benim, iki hak edene hak ettiği cevabı vermek. Hiç altta kalmadan gerekiyorsa söylüyorsunuz ne galiba. Yani şöyle, İsviçre'de yapmıyoruz siyaseti, Türkiye'de yapıyoruz. Bu yüzden de yani çünkü Süleyman Soylu diğer partilerin genel başkanlarına hakaret edebilir. Herhangi bir sonucu olmaz. Ama Ümit Özdağ hakaret ederse sonucunu görüyor.
bütün dünyanın önünde rezil oluyor çünkü korkuyor, saklanıyor. Bu herkes için geçerli. Bana hakaret edene diğer yanağımı çevirmem. Peki, kırmızı çizgileriniz olmazsa olmazlarınız diyeceğim. Biliyoruz ama sizden de duyalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esasları, milli üniter laik devlet. Bunlar kırmızı çizgileriniz ve olmazsa kırmızı olmazlarınız. Evet. Peki, şimdi artık son böyle birkaç dakikamız kaldı. Ben şunu merak ediyorum. Buradan ama izleyen... Ama Özdağ nasıl şarkı söylenmiş demeyin de. O zaman onun bir dışında şarkı her şey... bekliyoruz o... sizden. onun dışında her şeye cevap veririm. Ay, aslında ben şimdi bu program ilk konuğum sizsiniz. Kara kaplı olmasa da kahvenin 40 yıl hatırı var diyerek böyle kırmızı kaplı bir defterim var. İstiyorum ki siz de buraya ilk konuğumuz olarak bize bir şeyler yazın. Böyle programımız biterken ardından da sizden son olarak konuklarımıza, bizi izleyenlere, bizimle kahve içen izleyicilerimize neler söylersiniz? Nasıl bir mesaj verirsiniz? Kalbinizden ne geçer? Yeni yıldayız. Yeni bir yıla girdik. Seçim yılı. Çok hızlı süreçler bizi bekliyor. Neler olacak? Neler geçiyor kalbinizden? Hem dileklerinizi alalım. Hem siz konuşurken ben biraz daha konuyu yazarken biraz daha konuşuyorum ki siz rahat rahat yazın diye. Arkadaşlarım da bir taraftan görebiliyorlar mı acaba? Ben şu an okuyamıyorum ama... Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun ve sizin ilk programınız kutlu ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve imzalıyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda, aylarda tekrar programınıza davet edersiniz ve kaldığımız yerden devam ederiz. Zafer Partisi olarak biz de diğer programlarımızı, diğer projelerimizi sizin aracılığınızla Türk kamuoyuyla, sevgili izleyicilerle paylaşma imkanı buluruz. Bu arada Cadde TV'ye hem uyduya çıktığı için hem değişik platformlara girdiği için başarılar diliyorum. Zor bir süreç ama Türkiye'de yayıncılığa yeni bir ruh getireceğinizi düşünüyorum. Genel yayın yönetmenizi ve Sayın Balbay'ı da buradan tekrar tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman seve seve konuk ederiz. Hani biz istedik ki böyle tekli koltukta samimi bir şekilde keyifli sohbet edelim ama belki bir sonrakine böyle karşılıklı da oluruz. Nasıl isterseniz. Nasıl arzu ederseniz. Tekrar benim de kahve içmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Size. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, evet biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik böyle klasik tabirle. Bugün öğlen Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ ile biz kahvelerimizi içtik. Dilerim siz de bizimle birlikte içmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın ve yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirin.